Dijital Yerlerin programı Sosyal Kafa'ya hoş geldiniz. Bu hafta ben yine konuk sunucu olarak buradayım. Geçen hafta çok güzel bir program geçirdik. Bu hafta yine buradayız. Bakalım nereye kadar böyle gidecek ben de bilmiyorum. Geçen hafta uzun süre bir konuk sunucu olarak devam edebilirsin. Evet. Bakalım inşallah. Çok keyif aldım gerçekten. Geçen hafta da çok bilgilendim burada. Güzel vakit geçirdik. Bu hafta da konularımız gerçekten yine çok ilgi çekici. İlk başta Yeni Yeti ile başlıyoruz. Yeniyeti.com. Yeni Yeti'den 3 kurucusunuz sanırım ama bugün ikiniz buradasınız. Evet, ikimiz buradayız. Öncelikle... Diğerini attınız mı? Ne oldu bu arada? O şu an evde kod yazıyor. Öncelikle ben Beşiktaşlıyım. Koyu bir Beşiktaşlıyım. Hayatımın ilk televizyon programına, İnönü Stadı'na katılmak benim için çok gerçekten keyifli ve manalı bir an. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. İsmim Deniz Utku Aktürk. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Yeniyeti.com'un kurucu ortaklarından da biriyim. 28 Eylül'de hayata geçirdiğimiz bir proje Yeniyeti. Ve onun için çalışmalarımız devam ediyor şu an. Ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sizi de tanıyalım ondan ben sonra. Ben deplasmandayım öncelikle. Ben de onu belirteyim madem. Benim ismim Çağrı Yurtseven. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nin öğrencisiyim. Deniz'le 5 yıllık bir ilişkimiz var arkadaş. Geçmişten gelen. Arkadaşlık evet. Ve Yeniyeti.com'un kurucu ortaklarından biriyim aynı zamanda. Yeniyeti.com tabii belki çok yeni bir proje olduğu için isterseniz nasıl tanımlarız bu projeyi? Yeniyeti... Onunla başlayalım. Belli bir konuda uzman olan ve ders vermek isteyen insanlarla bu konuya ilgi duyan ve bunları öğrenmek isteyen insanları bir araya getiren bir sosyal eğitim platformu olarak temel olarak bahsedebiliriz. İsterseniz sistemi örnek üzerinden bahsedeyim. Evet ben de bu arada rejide gösterebilirse benim ekrandan Yeni Yeti'yi de açtım ama siz hani anlatın. Siz örneğin sosyal medya kullanımı ile alakalı ders vermek istiyorsunuz. Yeniyeti.com'a girip dersinizi oluşturuyorsunuz. Orada bir form var. Dersin adı, ders içeriği, fiyat, ders tarihi, zamanı ve dersin gerçekleştiği yer gibi bilgileri giriyorsunuz. Tamamen sizin inisiyatifinizde olmak üzere. Daha sonra bizim onayımızdan geçiyor bu ders ve biz yayına sunuyoruz. Daha sonra bu dersi öğrenmek isteyen insanlar bizim sitemiz üzerinden dersi satın alıyorlar ve sizin eğitmenin belirlediği bir yerde dersler gerçekleşiyor. Temel olarak sistem bu şekilde işliyor. Yer demişken yer olarak bence çok güzel, ilgi çekici. Çünkü hani normalde böyle kursların hep böyle bir sınıf ortamında olur. Ama sizin bence en dikkat çeken özelliğiniz bu yer konusu. Yani sanırım. Belli yerler var değil mi? Yoksa ona örnek olarak mı verildi? Şu an belli yerlerimiz var. Biz projeyi hayata geçirirken başta kendimiz bir şeyler yaratmaya çalıştık. Sistemimizi anlatabilmek için, konsepti anlatabilmek için. Ve çalışmalarımızda onlarla konuşup biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, bize ev sahipliği yapar mısınız, yardımcı olur musunuz şeklinde çalışmalarımız oldu. Fakat biz eğitmenlerden daha çok şunu bekliyoruz. Kendileri için en uygun ders şartlarını kendilerinin yaratmasını bekliyoruz. Yani yer de önerilebilir haliyle. Tabii bunlarla ki, sınırlı değil. Tabii ki siz sevdiğiniz bir kafede bir ders organize edip kafeyle anlaşıp dersinizi verebilirsiniz. Anladım. Ya da sokakta, parkta ders oraya uygun bir ders konseptinde bir ders gerçekleştirebilirsiniz. Yani sınıf. Yani böyle alışılagelmiş sınıf ortamından çıkartmak istiyoruz. Mesela bir örneğiniz vardı. Mesela kokteyl yapımı için bir bar ortamının olması bence çok uygun gerçekten. Evet, o şekilde. Zaten hani orada bizim hani o sınıflar bölümünde hani koyduğumuz kısım hani biraz daha ders oluşturacak eğitmenleri hani bir vizyon yarısına açıkçası hani farklı bir şey yapıyoruz ve hani ne yaptığımızı biraz daha iyi anlatsın diye. Yani oradaki eğitimlerden birini seçebiliyor ya da tercih edebiliyor mekanlardan birini. Ama hani kendi oluşturduğu eğitimi en rahat nasıl bir mekanda verecek en iyi de eğitmen bilecek. Evet. Ve o yüzden o da kendisi ayarlayıp bize gelebiliyor. Hatta tercih ettiğimiz bir şey. Peki mesela ders içeriğiyle ilgili malzemeler falan bunları eğitmen kendisi mi önceden belirtiyor ya da öğrenciler getiriyor? Biz o konuda zaten eğitmenler dersi oluşturmadan önce biz sürekli onlarla bir iletişim halinde oluyoruz. Biz genelde şunu söylüyoruz. Eğer dersin için gereken bir malzeme varsa bunu ders oluşturma formunda belirtin. Ve tedarik edebileceğiniz ölçüde siz tedarik edin. Atıyorum mesela bir kokteyl yapımındaki bir derse yani kullanıcıdan yanında naneleri alıp gelmesini yani iyi olmaz bu. O yüzden daha çok eğitmenler getirilmesi gereken malzemeleri yanlarında tedarik ediyorlar. Peki bu projeyi ortaya atarken böyle ilham aldığınız yani yurt dışı, yurt içi projeler var mı? Hani siz kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Çünkü benzer projeler var ya da en azından benzer olduğu düşünülen. Tabii.
Şöyle, yani başlangıçta şöyle gelişti. Ben geçen dönem bir ders alıyordum, teknoloji girişimciliği diye. O derste ders için bir fikir ortaya koyup, bunu girişim sürecini yaşayıp nasıl hayata geçiririz'i işliyorduk. Ben de burada hani arkadaşlarla bir araya geldiğimiz arkadaşlarla ne fikir üzerinde çalışalım derken o bana şunu dedi. Ya annem çok güzel örgü yapıyor. Fakat bunu başkalarına öğreterek para kazanabileceği bir ortam, bir mecra yok. Benim annem çok güzel yemek, daha çok kadınlar üzerinden, evde çalışan kadınlar üzerinden başlayan bir proje. Ve daha sonra aslında birçok insanın çok ciddi bilgi birikiminin olduğunu bildiğimiz için onlara bildiklerini öğretme platformu yaratmaya çalıştık. Bundan sonra yurt dışını incelemeye başladık. Yurt dışında böyle bir model var mı diye. 2010 yılının sonunda, 2011'in başında Skillshare.com diye bir sitenin hayata geçtiğini ve çok ciddi bir etki yarattığını gördük. Bizim asıl cesaret kaynağımız, asıl ilham aldığımız proje oydu. Biz de onu Türkiye'ye uyarlıyoruz şu an için. Yani benzetilen projeler var bir de. İsterseniz onlardan da bahsedin. Hani şu anda Türkiye'de de birkaç tane var. Evet, proje. Doğru. Hatta belki onları da konuk alacağız daha sonra. Hani hani biz önceden de program başlamadan konuştuk azıcık ama yani mesela ilk akla gelen işte bir Zumbara değil mi? Evet. Var. Mesela sizin farkınız ne onlardan? Evet, Zumbara'ya bayağı benzetiyoruz. Hatta ben Zumbara'nın kurucusuyla bir yerde denk geldim. Bize yeni başlamıştık projeye. Onu şunu dedim, ya bizi size çok benzetiyorlar. Bir çıkın söyleyin yani artık aramızdaki farkı falan dedim. Yani Zumbara bildiğiniz gibi zaman bankası üzerinden işleyen bir sistem. Yani ben size 2 saatlik bir ders veriyorum ve bunun karşılığında istediğim bir konuyu öğrenmek için 2 saatlik bir hak kazanıyorum. Herhangi bir para yok. Tamamen zaman kazanımı ve zaman harcanması üzerinden işleyen bir sistem. Ve daha çok bireylerin kendi aralarında paylaşımı üzerine. Yani birebir dersler üzerinden gerçekleşen bir sistem. Bizde daha çok sosyal ortamlarda yaratılan sınıflar var. Ve bizde aynı zamanda eğitmenlerin ders vererek ek gelir üretebileceği bir sistem de var. Yani bizde gerçek paralar üzerinden dönen bir sistem var. Peki bu ek gelir derken bunun hani şeyi nasıl, hukuki yapılanması nasıl oluyor? Bir engel var mı? Ya da bunun için bir şeyler yaptınız mı? Hani çünkü genelde buradaki konuklarımızla hep konuştuğumuz bir alan bu. Hani Türkiye'deki hukuki sistem yüzünden bazen ne bileyim normal bağış toplamak online falan da hani mesela daha zordur ya da birkaç katman şeyden geçmesi lazım falan. Evet. Sizin böyle bir problem oluyor mu böyle bir oluşumda? Nasıl oluyor iş? Ya yani aslında hani şu ana kadar olmadı. Şu ana kadar olmadığından zaten hani umuyoruz da bir sıkıntı yaşamayacağız. Hani burada biraz daha açıkçası hani belki biraz hani gitti gidiyor modeline benzetebiliriz. Hani orada da bir ürün satılıyor. Gitti gidiyor tarafından hani tahsilat, bedeli tahsilatı yapılıyor ve alıcı orada alıyor. Burada hani aradaki komisyon aslında yani bizdeki durum. Ve hani burada zaten hani bizim de getirmek istediğimiz model bu. Yani henüz daha çok yeniyiz ve zamanla bu daha da çok oturacaktır ama yani buradaki eğitimler aslında yeni yeti eğitimleri değil. Oradaki eğitmenlerin eğitimi. Hani biz herhangi bir konuda bir bilgisi olan, hani o konuda yetkin olan insanların gelip burada o bilgilerini diğer insanlarla paylaşabileceği bir platform yaratıyoruz. Ve hani bu noktada yine hani belki Zumbara'yla karşılaştırmak açısından hani söyleyebilirim. Hani derslerimiz tek seanslık dersler halinde. Hani bir kurs, asla bir kurs merkezi değiliz. Ha, onu da evet soracaktım. Yani tek seanslık dersler yapıyoruz. Yani evet. Onun yapısını da bilmeyen olabilir yani izleyicilerimizden. Yani şöyle, Türkiye'de hani eğitim dendiği zaman hani kurs sistemi akla geliyor. Hani akademik eğitimi bir kenara bırakırsak. Hani bizim eğitimlerimiz, yani biz özellikle zaten size de kurs kelimesini kullanmak asla istemiyoruz. Evet. Yani bizde eğitimler dersler şeklinde. Yani insanlar geliyor, burada 3 saate kadar diye bir sınırlama koymamızın sebebi de o aslında. En fazla 3 saat. Evet, maksimum 3 saat. Yani 1 saat, 1,5 saatlik eğitimlerde oluyor ama yani şimdi tek seferlik dediğimiz zaman bir cumartesi günü sabah 10'dan akşam 8'e de bir tek seferlik bir eğitim. Bu seminer kültürünü çok fazla istemiyoruz biz. Yani tek seferde insanlar gelsinler, bir bilgiyi ya da bir yetiyi kazanıp gitsinler ve daha sonra onları günlük hayatlarında, sosyal hayatlarında bu yetiyi kullanabilsinler. Yani sosyal hayatlarını zenginleştirsinler. Böyle bir sistem üzerine biz gitmek istiyoruz. Hani gelmek istediğimiz nokta burası. Ve hani bu zaman sınırlaması ya da yeterince zamanı olmayan insanlar için diyeyim, yeni bir şeyler öğrenmek adına oldukça güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi
İşte dediğimiz Zumbara'dan geldik. Zumbara'da bir şeyler öğrenmeye devam edebilmek için bir şeyler öğretmeye devam etmek gerekiyor. Yani dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz, Zumbara gerçekten hem başarısını da ispatlamış ve bizim de hani çok beğenerek izlediğimiz bir proje. Ancak burada hani insanlar belki o kadar zamanı olmayabilir birilerine bir şeyler öğretecek. Parasını vererek diyeyim, para karşılığında burada eğitim satın alabiliyorlar. Bu arada biraz. Sizin sorunuza da bir hani yasallıkla alakalı. Hani buradan bundan sonra girişim gerçekleştirecek genç arkadaşlara da söyleyeyim. İlk başta yaşadığımız en büyük zorluklar mali, vergisel ve hukuksal konuları çok iyi bilmememiz açıkçası. Bunları çok iyi bilemiyoruz. Bu konuda bizim Fevzi Güngör adında bir yani bize destek veren abimiz var. Tamam. Bu vergisel konularda arzi, onun mali müşavirine danıştık ve arzi kazanç diye bir şey olduğundan bahsetti bize. Hani biz komisyon aldığımızda eğitmenlere bir ödeme yapmamız bu arzi kazancı geçmediği sürece yasal olarak kabul ediliyor. Ve o konuda da yani araştırmamızı yaptık. O konuda dersimize çalıştık yani. Anladım. Zaten evet yani işin içine para girdiğinde herhalde özellikle böyle bir hukuki danışmanlık olmadan evet kesinlikle ilerlenemiyor. Yani siz de o süreçten geçtiniz. Aslında ben sonra dönüp onu da soracağım da hani bu hani bir startup şey hani nasıl bu oluyor yani fikir işte bir dersten çıktı belki. Ama ona dönmeden önce yani bunu unutmayalım da karışıyor sonra böyle şey yani şey de merak ediyorum hani bu dersler yani tabii daha yenisiniz hani görece ama yani ilk feedbackler nasıl genel olarak hani ne gibi şikayetler var ya da en hani ağır basan olumlu yönler ne hani başladı değil mi sistem birileri ders alıyor başladım. Yapıyor veriyor şu anda ya burada hani şunu söyleyebiliriz aslında hani oldukça hani iyi hem bizim için çok yararlı hem de sevindirici geri dönüşler alıyoruz burada gerçekten yani farklı bir şey yapıyoruz, farklı bir deneyim sunuyoruz kullanıcılarımıza ve özellikle eğitimlere katılan hani kullanıcılarımız zaten sürekli yani yakın temas halindeyiz kendileriyle. Derse mümkün olduğunca bizler de katılmaya çalışıyoruz ve her eğitimin sonunda da feedback formlar gönderiyoruz. Hani gelen geri dönüşler bize yani gerçekten evet hani 3 saatte geldim ve hani 4-5 tane origami figürü öğrenip çıktım ve hani artık hani kız arkadaşıma işte doğum gününde kuğu yapıp verebileceğim gibi böyle bir sürpriz yapabileceğim şeklinde. Onun dışında yine çok değerli eğitmenlerimiz var zaten ve normal yeni yeti dışında da yani yeni yetiden önce eğitimler veren eğitmenlerimiz var. Ve onların da hani proje desteğiyle birlikte yani, ya aslında hani ben bu eğitime katılmak istiyordum ancak hani ücretler çok pahalıydı. Evet. Hani yeni yeti ile yani oldukça düşük fiyata bu eğitimi kaçırmak istemedim şeklinde. Yani burada da bizim eğitmenlere fiyat belirlerken de, dersin konseptini belirlerken de hani direkt bir müdahalemiz olmuyor. Bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Hani yeni bir proje olduğumuz için fiyatları mümkün olduğunca aşağı çekmenin yararlı olacağını söylüyoruz. Eğitmenlerimiz de sağ olsun kırmıyorlar bizi. En azından şimdilik içinde bulunduğumuz süreçte hani oldukça fiyat performans oranı yüksek eğitimler sunduğumuzu düşünüyorum. Ben de az önce onu söyleyecektim. Hani gerçekten bir eğitim almak için zaman ve şey çok önemli. Yani fiyat olarak da. Mesela çok aslında belli bir şey öğreneceksiniz. Mesela sihir yapmak adında bir şey vardı. Çok ilgimi çekti. Yani. Hani hep böyle merak ederiz nasıl yaparız acaba falan diye ama çok uzun bir zaman hani ayıramayacağımız için böyle kısa zamanla ve hani maliyet olarak da düşük bir maliyette daha ilgi çekici gerçekten. Kesinlikle. Ya mesela ben hep o şey örneğini fotoğrafçılık üzerinden verdiğim bir örnek var. Yani ben üniversite hayatımda fotoğrafçılık kursuna başlayıp ikinci, üçüncü haftasında yarım bırakan en az 15 tane arkadaş tanıyorum. Evet. Yani çok zor bir şey. Artık yani 6-7 aylık kurslara motivasyon ayırmak, para ayırmak, zaman ayırmak çok zor bir şey. Bizim yeni yetiş sistemi aslında buna karşı çıkan bir sistem değil. Ama şöyle bir alternatif sunuyor. Yani bir hafta gece çekimi anlatın. Bir hafta o manuel makine kullanma anlatın. Yani kurs değil de ders gitmek. Anladım. Daha fazla insanın... Tabii aynı dersten de tekrar olabilir. Olabilir. Belli bir şeyde falan. Tabii. Ben de mesela onu da soracaktım. Yani devamın niteliğinde olan dersler için o zaman ayrıyetten tekrardan satın alma işlemi yapılıyor. Evet. Yani ilk ders giriş olur. İkinci ders daha ileri bir boyut olur. O şekilde devam edebilen bir sistem yani mevcut. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Yani şöyle bir alternatifimiz de oluyor. Mesela yine ben de fotoğraf üzerinden ilerleyeyim. Fotoğrafçılık eğitimde yani sadece gerçekten normal bir profesyonel makine kullanımı biliyor ama gece çekiminde sıkıntısı var. Işığı yakalayamıyor. Şimdi burada hani direkt ikinci eğitimi alıp
Evet. Hani o noktadan da devam edebilir hani böyle devamlı kurslarımız olduğu zaman. Peki mesela İngilizce eğitimi vardı. Orada da pratik yapmak için hani sanırım bir speaking şeyi vardı. Mesela orada... o da başka bir odaklandığımız nokta. Yani uzun dönemli İngilizce gramer dersleri değil de hani gerçekten güncel hayata, pratik hayata daha yönelik bir İngilizce konuşma pratiği dersi. Yani çok önemli bir şey ve aslında çok da fazla bulunamayan bir ders konsepti. Size ders vermek için başvuranların tabii bir şeylerini inceliyorsunuz. Hani ne bileyim CV'leri ya da ne gönderiliyorsa falan. Bir de tabii feedback alma durumu da var herhalde öğrencilerde. Ona göre devam tamam durumu da olabiliyor. Evet, evet. Bir de bu ders yerine de gidip siz tabii onu da onaylıyorsunuz herhalde değil mi? Hani bu yerler dışında başta bir konuştuk ama hani yeni bir yer önerildiğinde siz de bir gidip bir kontrol bakıyorsunuz. Evet, hani öyle bir anladım. Peki bu iş modelinin bu özünde komisyon almak mı oluyor? Şu anda göründüğü kadarıyla yani nasıl işliyor bu iş, yani sizin iş modeliniz? Biz bir ay boyunca bizde gerçekleşen derslerden %30 oranında komisyon alıyoruz. Ve bu komisyon eğitmenlerin hak ettiği ücretleri ayın 1 ile 3 arası, önümüzdeki ayın 1 ile 3 arası eğitmenlerin hesabına yatırıyoruz. Yani bizde ders oluştururken aynı zamanda bir IBAN numarası bırakıyorsunuz. Tamam. O ay boyunca hak ettiğiniz ücretler bizim tarafımızdan size önümüzdeki ay yatırılıyor. Anladım. Sizin de yani bu şeyin projenin gelir kaynağı, ana gelir kaynağı bu. Komisyon. Evet, komisyon. Şu anda. Ya bu şeyler falan hani yatırımlar, yatırım alma gibi şeyler de siz alıyor gibi musunuz? Yani nasıl oluyor iş? Yani şimdi buradan startup olayına giriyorum ben. Evet, hani evet. Yani şu aşamada öyle bir hani ihtiyaç bile olmadı yani gibi. Yani ihtiyaç aslında hani her zaman olur. Yani şöyle elimizde yani yüklü bir miktar para olsa, bir yatırım olsa tabii ki daha hızlı bir şekilde adım atabiliriz. Ancak şu aşamada şirketin biraz daha sitenin kendini döndürmesi ve hani biraz daha öğrenerek gitmek adına yani onu bir sonraki aşama olarak bekliyoruz. Yani o biraz orta vadeli hedefler arasında. Peki yani hani böyle tabii bunlar bir kısmı ticari sırra girer tabii yani ama yani yapmak istediğiniz böyle hani bizimle paylaşacağınız bir şey var mı? Bir sonraki adımda hani bu proje üzerinden hani yani buna işte, eklenecek şöyle şeyler gelecek bekleyin heyecanla. Evet yani şöyle kısa, orta ve uzun vadeli diye düşünmek lazım bu işi. Şu an bizim kısa vadedeki hedefimiz mümkün olduğunca fazla eğitmen içeri çekip içeride çok güzel bir içerik oluşturmak. Her giren insanın ya ben aslında şunu öğrenebilirim diyeceği bir içerik yaratmak. Orta vadede biraz coğrafi büyüme istiyoruz. Yani bu sistemi başka İzmir'de. Şu anda daha çok İstanbul. Evet. Sadece evet, İstanbul. Evet. Sadece var mı? İzmir'den, Ankara'dan çok fazla ders geliyor bize. İşte Trabzon'dan geliyor. Eskişehir'den geliyor. Hani buraya da yayın şey Trabzon demişken bu arada mesela benim halam da şey demişti muhlama yapmak için. Acaba dedi ben de gitsem mi falan. Evet yani nerede peki? Trabzon'da mı burada mı? Yok tabii canım burada. Hani evini de gayet çok rahattır. Açar yani. Ama şimdi biz hani daha yeniyiz. Bu sistemde eksikler var. Yanlışlar yani düzeltilmesi gereken bazı noktalar var. Önce bu sistemi İstanbul'da iyice bir test edip eksikleriyle, yedikleriyle her şeyini öğrenip İzmir'e, Ankara'ya daha sonra yayılma gibi amacımız var. Uzun vadede de bu işi hani bu offline yani sosyal birliktelikten ödün vermeden aynı zamanda online derslere de yöneltmek gibi amaçlarımız var. Online tarafla desteklemek. Anladım. Yani şimdi işte tabii konuşurken aklıma bir şey geliyor. Belki lüzumsuz gibi ama burada ya Uzman TV de geliyor aklıma. Mesela yani böyle bir hiç gündeminize geldi mi? Çünkü hani Uzman TV'de de bir tür ders verme olayı var aslında. Hani online hani. Ya şöyle aslında hani Uzman TV ve şu anda yine e-learning dediğimiz sektörde çok fazla bir hareketlilik var şu sıralar. Yani şu yakın zamanda önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de yine çok büyük 3-4 tane proje duyacağız. Ve hani online eğitim, yani artık her şeyin online'a kaydığı bir dünyada hani eğitimin de bir şekilde oraya gitmesi hani kaçınılmaz. Yani Uzman TV'deki konsept çok çok daha spesifik. Hani temel olarak bu nedir, nasıl yapılır gibi. Şimdi burada bizim aslında hani modeli oluştururken de direkt ya aslında Uzman TV var, Uzman TV'den farklı olarak ne sunabiliriz? Yani online bir şekilde video ile öğretilebilir bir şeyi biz gelip offline'da buluşma usulünde gerçekleştirirsek çok ilgi çekici olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada iki farklı yön var diyebiliriz. Hani birincisi temas.
Hani gerçekten orada bir Mojito yapımını Uzman TV üzerinden ya da direkt Uzman TV üzerinde konuşmazsak başka bir video sitesinden öğrenebilirken, burada gelip hani ellerinizi kirletip o lime'ları kesip naneleri, yani o Mojito'yu hazırlıyorsunuz. Bir böyle bir durum var. İkinci nokta da yine hem bizim üniversite hayatımızın özellikle son yıllarında hem de profesyonel kariyerine başlamış arkadaşlarımızdan da gördüğümüz. Yani artık sosyal çevreniz bir noktada stabilleşiyor. Ve hani gerçekten kurslar tamam yeni bir şeyler öğrenmek için ama bir yandan da gerçekten sadece yeni insanlarla tanışmak, sosyal çevresini genişletmek için kurslara giden insanlar var. Şimdi biz bu iki noktada aslında devreye giriyoruz. Yani gelip gerçekten seninle aynı ilgiye sahip bir insanla, yani orada sen sihir dersine geldiysen, yani ya illüzyon numaralarını yapmak istiyorsundur ya çok seviyorsundur, bir ortak noktan vardır. Ve oradaki 7-8 kişiyle tanışıyorsun. Ve hani ondan sonra hani çıkıyorsun, takılıyorsun, görüşmeye devam ediyorsun. Belki başka bir eğitimde karşılaşıyorsun. Böyle bir sosyallik tarafı var. Bu da oldukça hani güvendiğimiz bir kanat aslında. Bu arada süremiz biraz azalıyor da şey için özellikle atladığımız bir konu varsa projeyle ilgili her an girebilirsiniz. Orada ateş an, serbest. Yok yok şu an evet. Sohbet alınıyor. Yani senin var mı Demet? Ben yok şu buyur, anda. Hani, şeyi hani böyle startup bir oluşma sürecinde bu arada şöyle söyleyeyim. Boğaziçi'nde bir hareketlenme de hissediyorum. Hani bazı üniversiteler bizzat uğraşıyorlar zaten girişimcilikle evet, falan. Evet. Ama sizden böyle yani içeride ben de eski Boğaziçi'li olarak sonuçta hani bu hani ikinci hatta burada en azından çıkardığımız arkadaşlar hani Demokratus vardı daha önce başka bir o böyle political siyasi network şeklinde bir oluşumdu. Hani çok ticari bir tarafı yoktu onun. Yani süreç nasıl işledi? Biraz da o kısmı hani ders aldınız böyle bir ilham geldi oradan. Siz de mi alıyordunuz o dersi yoksa yok, siz arkadaşlık üzerine? Ha. Evet. Bizim bir buluşmamız bir sınav öncesi, vize öncesi gerçekleşti. Son derece böyle çalışmaktan bıktığımız Deniz'in projeyi ilk benimle paylaştığı zaman. Yani sonrasında yani Deniz devam etsin o istersen. Sonra ben hani o zamanlar yazılım kodlama çok fazla bilmiyordum. Bunu bir arkadaşıma açtım. Bu konuda destek sağlayacak. Burak'a açtım. Şu an ortağımız olan. Onu kattık. Daha sonra iki kişi yapılabilecek bir iş olmadığı için yani Çağrı'nın da organizasyon konusunda bize katkı sağlayabileceğini bildiğim için Çağrı'yı açtım projeyi ve daha sonra biz Nisan ayından itibaren hemen fizibilite araştırma çalışmalarına başlamaya başladık. İlk olarak yurt dışını incelemeye başlıyorsunuz. Bu iş nasıl yapılıyor? Bu işi yapanlar var mı? Bir pazar var mı? Bunları incelemeye başlıyorsunuz. Daha sonra site gelişti. Site geliştikçe bu sefer eğitmen bulmaya başladık. Mekan havuzumunu genişletmeye başladık. Elimizde yani şeyle gidiyorduk. Bir tane minimum viable product dedikleri daha işlemeyen ama ne olacağını gösteren bir sistemle gidiyorduk. Biz bakın böyle böyle bir şey yapacağız. Bize gelip eğitmen olmak ister misiniz? Anlaşabildiğimizde anlaşıyorduk. Genelde zaten destek olmak istiyorlardı. Bu şekilde de bir eğitmen havuzu yarattık. Ondan sonra da bütün yaz yani çok fazla sorun çıktı. Daha ilk işimiz olduğu için hiç beklemediğimiz sorunlarla karşılaştık. Bütün yaz bunları üzerinde çalışıp... Böyle gidip anne babanızdan mı para istediniz? Nasıl oluyor? Hani bir de masraf kısmınız evet, o. Bu noktada zaten... işte Fevzi abi bizim aramıza dahil oldu. O da bir tür yatırımcı yani, hani yani o zaman. Hani şey olarak kendini yani çok yatırımcı olarak tanıtmak istemiyor ama ya bizim projeye hem mali açıdan hem ekonomik açıdan hem de hukuksal açıdan bize destek veriyor. Tamam. O da daha önceden bu projeyi yapmak isteyen eski mikro ödeme kurucularından biri. Biz de onun tecrübelerinden, birikimlerinden yararlanıyoruz. O da onu da aramıza katmak hem ekonomik olarak bize getiri sağladı hem de onun tecrübeleriyle iş ivme kazandı. Daha hızlı bir şekilde hayata geçti. Ya bu noktada hakikaten hani özellikle söylemek istediğim benim iki nokta var. Hani birincisi ciddi anlamda burada hani yapılan şeylerin çoğu hani burada son zamanlarda hani web dünyasında Türkiye'de moda olan şeylere baktığımızda işte e-ticaret olsun, İşte mobil uygulamalar olsun. Bunların hepsini zaten hani belirli modelleri, belirli yollardan geçmiş ve en azından benzer şeyleri yapan projeler işte Amerika'da başta olmak üzere çeşitli ülkelerde mevcut. Hani burada çok fazla dediğiniz gibi hani ben okuldan da etrafımdan da biliyorum. Hani insanlar bir şeyler üretmek istiyorlar gerçekten. Hani bu noktada hani kısa süreli bir araştırma onların yolunu gerçekten çok kısaltabilir. Yani neyin nasıl yapılması ve nasıl yapılmaması gerektiğini gösterebilir. Hani bu noktada gerçekten bizim projeyi evet hani böyle bir şey yapabiliriz ama nasıl yapalım? Nedir ne değildir diye araştırdığımızda hani biz yani 3-4 günlük bir araştırma sonucu Skillshare'e bir yerden ulaştık ve gerçekten
evet bu kısımları yanlış, bu kısımlar daha tutmuş kısımlar olarak getirdik. İkincisi de hani bir şekilde artık hani nasıl olur bilmiyorum, şu anda yatırımcılık ve hani angel investor'lık da oldukça Türkiye'de popüler ve pek çok projeye açık bu tarz insanlar. Hani gidip bir şekilde bu işi bilen, sadece yatırım almak anlamında değil, gidip bilen en azından bir business plan nasıl çıkartılır, nasıl ilerlenmesi gerekir, gelir modeli nasıl kurulmalı, bu tarz konularda danışmanlık almaları çok yararlarına olacaktır. Boşa kürek çekmemiş olacaklardır. Doğru. Hani biz belli noktalarda çünkü yaşadık bu tarz sıkıntıları. Aslında biraz da galiba kaçınılmaz yani kaçınılmaz. Öyle bir biraz denemeyelim evet. Ama evet. Evet tabii danışmanlık almakta fayda var. Yani bu dediğimiz gibi 2-3 kafanızda takılan soru ve üzerine 4-5 gün belki uğraşıp belki çok daha uzun süre uğraşıp çözemeyeceğiniz bir soru gidip bir cümleyle aslında o sorunun cevabını alabiliyorsunuz. Evet. O noktada o zaman pardon böyle şey oldu. Evet. Son bir soruyla bu bölümü kapatalım. Hani şu anda sizi en çok yoran bu projenin hangi kısmı oluyor? Ya da yoran belki emek harcadığınız hani ne bileyim hani daha çok emek harcanan kısmı nedir bu? Yani hoca bulması mı, kodlama kısmı mı? Evet yani organize etmesi kesinlikle organize etmesi. Yani ders bize geldikten sonra mekanla konuşuyoruz. Daha sonra o dersi satmaya çalışıyoruz. Daha sonra dersin katılımcılarını o günden önce organize etmeye çalışıyoruz. O günden önce tekrar mekanı organize etmeye çalışıyoruz. Mesela bir astroloji ile ilgili bir derste bir kafede gerçekleşiyordu. O gün inanılmaz bir gürültü vardı içeride. Yani o tarz sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani işin organizasyon kısmına çok fazla dahil oluyoruz ve bize en çok yoran kısım o açıkçası. Evet. Bir organizatör lazım olabilir. Evet. Evet. Buradan da program izleyicilerinden ilgilenen olursa öyle bir eğitim koordinatörü, ders koordinatörü arıyoruz. Anladım. Başvursunlar biz, bize. Biz kendi hesaplarımızdan da ayrıca duyururuz. Siz evet, bize daha sonra söyleyin. Süper olur. Şeylerden. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bol şans diliyorum. İnşallah güzel bir proje olur. Bence. İnşallah.